Herkese merhabalar. Süperbet turnuvasının 6. turundan bir oyun bakıyoruz. Beyazlarla Şehriyar Mehmet Yarov, siyahlarla da Levon Aronyan oynuyor. Şehriyar D4 sürerek başlıyor. Sıklıkla yaptığı gibi. At F6, C4, E6, at F3 sonrasında siyahlar D5 sürünce şimdi vezir gambitine dönüştü. At C3 hamlesine fil B4 hamlesi biraz sıra dışı bir hamle. Ve Ragozin savunması olarak biliniyor. Genelde ee, şu şekilde olaylar gelişir. Beyaz fil G5 gelir. Siyahlar da açmazda kalmamak için file yapar. Ama bu devam yolunun özelliği at C3 hamlesine siyahların fil B4 gelip beyaz atı açmaza alması. Şimdi vezir A4 şah bir çifte tehdit. Hem şah çekti hem de fili tehdit etti. Bu şekilde taş kayıpları vardır ama siyahların tek savunması At C6 hem şah çekişi engelliyor hem de fili koruyor. Hemen akla şu soru geliyor. Vezirin bu çıkışı erken miydi? Eğer alet kazanmayacaksa fili kazanmıyorsa neden şehriyar açılışta bu şekilde bir şah çekişi tercih etti? Sebebi açık. Biraz açılışın inceliklerini bilenler fark etmiştir. D4, D5'te açılışlarda C piyonunu mücadeleye sokmak gerek saldırı gerek savunma için örneğin siyahlar gerektiğinde C6 ile merkez destekleyebilir veya daha çok tercih edilen siyahların uygun koşullarda C piyonunu mücadeleye sokması. İşte Şehriyar Vezir A4 şah çekerek siyahlara at C6 oynatıyor ve C7 piyonu atın gerisinde kalıyor. Bu genelde istemediğimiz bir olay. Aslında at doğal gelişim karesinden çıktı gibi ama normalde normalde veya sıklıkla diyelim atın D'den çıkıp atın D'den çıkıp cebe sürüşünü desteklemesi beklenir veya tersi şekilde önce C5 ve sonra at C6 daha çok tercih edilendir ama bunu her zaman siyahlarda yapamaz. Devam edelim. E3'te gelişim. Rok fil D2 artık açmaz da değil at ve şimdi D alır C4'le 4 siyahlar merkezi teslim ediyor merkezdeki bir piyonuyla bir kanat piyonu değiştiriyor. Fil alır C4. Beyazların hoşuna giden bir hamle bu. Çünkü fili bir hamlede çıktı. Eğer şöyle olsaydı burada örneğin beyazlar fil D3 oynasaydı ki bu yüzden oynamadı. O zaman DC4 ile siyahlar bir tempo kazanmış olurdu. Beyazlar iki kez filiyle oynayacağı için o yüzden şehriyarda fil D2 hamlesini tercih etti. DC4 fil C4'ten sonra şimdi Usta işi bir hamle. Bunlar teorik elbette ama sonuçta ilk kim oynadıysa ustalığın göstergesi. Fili d6'ya çekiyor siyahlar. Aynı aletle iyi bir sebep olmadan açılışta ikinci kez oynamamak lazım. Defalarca oynamamak lazım. Ama filin b4'te işi bitmişti artık. Açmaza alma görevi yok ve d6'ya dönerek burada yapmak istediği şey cebe sürüşünü yapamıyor. O zaman bari diyor ki e sürüşünü yapayım, merkezini oynayayım. D4, d 5te açılışlarda C8 fili en büyük sıkıntı. Bunu çözmeye çalışayım, filin önüne açayım diyor. Benzer bir şekilde şehriyarda vezirini C2'ye gidiyor. Veziriyle ikinci kez oynuyor. Dediğim gibi bunlar ustalık göstergesi. Burada sıradan düşünceyle ya vezirim çıktı, rok atayım diye hareket edebilirsiniz. Ama vezir C2 hamlesi merkez kariyeri gören bir hamle. Vezir görevin tamamını A4'te iş yapmıyor amacı atı c6'dan çıkartmakta. Görev tamamlandı. İdeal karesine geliyor. Siyahlar e5 sürünce d alır e5, at alır e5, at alır e5. Fil alır e5'ten sonra f4 sürüşü. Oldukça riskli bir sürüş. Çünkü şah ortadayken tehlikeli olabilir. Hele hele de siyahlar rok atmış durumda kale e8 gelebilecekken fil alır c3. Fil alır c3. Kale e8 hamlesi de var. Kale e8'e burada büyük olasılıkla rok atacaktı ve gelişme devam edecekti. Ama siyahlar at g4 oynayıp e3 piyonuna saldırıyor. Fil d4 ile koruyor. c5 bir saptırma hamlesi hat açıcı bir piyon fedası. Fil c5 yapınca şimdi kale e8 geliyor. Rok atınca da at alır e3 yapıyor. Fil e3 kale e3. ...C5 piyon fedasından sonra siyahların duruma göre Vezir B6 gibi bir hamlesi de söz konusu. Kale F1, gel keselim diyor. Bu hamle yeni bir hamle. Bundan önce başka hamleler denenmiş ama bildiğim kadarıyla yeni bir hamle. Ee, kale E1'e şimdi siyahlar Vezir B6 oynarsa ki iyi bir hamle bu... Şehriyar burada vezir f2 yapacaktı. Kale alır e1, kale alır e1, vezir f2, şah f2'den sonra siyahlar şah f8 yapmak zorunda. Burada beyazlar biraz daha iyi kesinlikle. Çünkü e, gelişimde rahat. Örneğin fil d5 yapıp bu fili yerine muhlamaya çalışabilir. Fil d7 oynar. Alırsa kale b8 var. Kale 2 yapıp arkada piyon boşta kalıyor. Kale b8'den sonra beyazlar biraz daha iyi. Din sayesindeyi şahı daha merkezi, fili daha etkili konumda. Belki de Şehriyarın hazırladığı bu oyun sonuydu. Ama masa başında Aronian, evet o oyun sonu bilgisayar analizine göre eşit. Ama nasıl bir eşit? Siyahların hep en doğru hamleri bulması halinde eşit. Bu sebeple burada vezir b6 oynamıyor. Büyük olsa da o sebeple diyelim. Aronyan kale alır e1 yapıyor. Kale alır e1'den sonra şimdi fil d7 çıkıyor. Şüpheli bir hamle. Burada b5 öneriyor bilgisayar. Fil alır b5'e çünkü vezir b6 ile çifte tehdit var. Sen diyor b5'ini yap. Burada b5'ini sür. Sür. Fil b3'ten sonra ne yapacaksan yap diyor. Çünkü fil d7 hamlesinden sonra Şimdi burada Vezir B3 çifte tehdidi var. Hem B7 piyon listede hem de iki kuvvetle F7 piyonuna saldırıyor. Aronya'nın burada bu hamleyi görmediğini söyleyemeyiz elbette. Belli ki planlı bir hamle. Buna da Vezir F6 hazırlamış bir anlamda karşı saldırı. Burada şimdi Şehriye'nin zor bir karar vermesi lazım. Evet b piyon boşta. Alıyor ilerletelim de bakalım. Vezir alır b sonra Vezir'de 4 şah çekiyor şaş bir oynayınca vezir c4 yaparsa kalesi boşta mat oluyor fil alamıyor şu anda ama kaleyi e8'e gidiyor ve şimdi diyor filini alabilirim tabii kaleler değiştirirse. burada kale f8'den sonra beyazlar yine iyi ama kale e8 hamlesi kesinlikle bir soru kale alır e8 fil alır e8'den sonra Şimdi burada beyazların çok kuvvetli bir hamlesi var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Beyaz oynar kazanır diyebilirim, kazanca götüren bir hamle. Hamle fil alır F'den. İtiraf etmeliyim ki çok komplizon çözdüm. Böyle bir tema görmedim. Çünkü fil alır F'den sonra şah çekiyor, kapatınca mat oluyor. Hilginç, ikinci piyonu kazanıyor böylece Şehriyar. Fil f diye şah F8 oynamış. Filini B3'e çekip e, aşağıdan matı tuttu. Vezir C5 ile A7 piyonunu koruyor. Burada sıkıntı şu. F4 piyonunu alabilir ama Şehriyar da a 7 alacak. Vezir F1 mat değil. Vezir G1 tam zamanda imdada yetişiyor. Ekip piyon fazlasıyla rahat bir kazanç. Sonuçta iki piyon önde şehriyar vezir c5'e vezir d5 gelmiş vezir c1 fil d1 vezir f4 vezir alır c5 şah k8'e vezir a7 yapınca yine iki piyon önde h5 h3 fil c6 belki siyahlar daha iyi oynayabilirdi bu hamlelere bilgisayar şüpheli demiş ama sonucu değiştirmez de, fil b3 şah h7 vezir f7 vezir c1 şah h2 vezir c5. Vezir C7 daha iyiydi diyorlar. Şah H6, vezir E6, G6, vezir F6 ama iki piyon fazla görüyorsunuz. Fil D7, H4, vezir C7, G3, vezir C8, vezir F4, şah H7, vezir F7 ve burada terk etmiş. Yapabileceği bir şey yok. E diyeceksiniz ki niye devam etti? Çünkü burada şah H6'yı artık vezir G8'in geleceğini görüyor Aronyan. Vezir kaçarsa Vezir 8 mat edecek. Vezir değişince de zaten teknik bir zorluk kalmıyor. Ama çok önceden zaten 2 piyon alta düştüğünde oyun kayıptı. Şehriyar'ın hata yapmayacağı belliydi. Turnuvanın bitimine 2 tur kala 7 tur sonunda Şehriyar 5 puanla lider konumda. Bakalım son iki turda neler olacak. Herkese sevgiler saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenize esirgemezseniz sevinirim. İyi günler.